Peki karın yağlarımızdan, göbek yağlarımızdan kurtulmak için genelde hep böyle bir su diyetine girerler. İşte sabahları az önce siz de söylediniz ya, aç karnına limonlu su içilir. Her sabah bu uygulanır. Her pazartesi diyetinde uygulandığı gibi. Bu ne kadar doğru peki? Limonlu su içmek direkt olarak zayıflatmaz. Daha tam aksine eğer ki çok fazla miktarda yaptığınızda veya midenizde gastrit, reflü gibi hastalıklar varsa bunun ilerlemesine sebep olabilir. Bu sadece suyu içme alışkanlığını edinmek için aslında kolay bir yöntem olabilir. Suyun içerisine işte salatalık atabilirsiniz, nane maydanoz atabilirsiniz. Gün içerisinde daha kolay içmek için. Fakat suyu sade bir şekilde içmek en güzel yöntemdir aslında. Ve suyu peki oda sıcaklığında mı içeceğiz? Çok soğuk, çok sıcak içmek arasında da Şöyle farklılıklar ki var mı? ılık su biraz daha mideyi geç terk ettiği için daha tokluk hissi sağlıyor soğuk suya nazaran. Bu yüzden yeter ki su içelim de hiç fark etmiyor sıcak mı olmuş, soğuk mu olmuş. Fakat ılık su içebiliriz biraz daha tokluğu sağlamak adına. Peki az önce ara öğünlerden bahsettiniz. Ara öğün yemek şart mıdır? Ara öğün şart mı? Şöyle ki kişiye göre aslında değişiyor. Bazı kişilere ara öğün ihtiyaç duymuyor. Bazı kişiler yemekten 1,5-2 saat sonra acıktığı için ara öğün şart olabiliyor. Burada da küçük atıştırmalıklar, sağlıklı atıştırmalıklar istiyoruz. Kuru meyve olabilir, taze meyve olabilir veya galeta, peynir, galeta, ayran olabilir. Küçük atıştırmalıklar yaptığımızda aslında hem bir sonraki öğünde daha az yemek yemiş oluyoruz. Hem de daha sağlıklı oluyoruz bu durumda.